Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz ünlü bir markaya ait çantanın yapılışını paylaşacağım. Yapılışı çiçeklerden oluşuyor. Toplamda 9 tane çiçek yapıyoruz. Daha sonra dikerek birleştirme yapıyoruz. Video içerisinde ilk 2 sıramdan ayrıntılı bir şekilde bahsediyorum ama son sıramı ben de tam anlamıyla öncelikle yerleştiremediğim için ayrıntılı bir şekilde bahsedemiyorum ama bunu da size görselini gösteriyorum. Bakın bu şekilde. Video içerisinde de bahsediyorum. Duraklatma yaparak ya da ekran görüntüsü alarak en son sıranızı çiçeğinizi nasıl yerleştireceğinizi çözebileceğinizi düşünüyorum. Yine aklınıza takılan bir nokta olursa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Elimde bulunan bir tane deri parçam vardı. Onu kesi olarak içerisine yerleştirdim. Askıyı da bu şekilde takşik halinde kullandım. Ben birebir aynısını çalışmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi ben çiçeklerin 8 tanesini tamamladım, geldim. Çanta toplamda 9 tane çiçekten oluşuyor. Bakın bir tane çiçeğimizi bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Son çiçeğimi beraber sizinle yapacağım ve devamında 9 tane çiçeğe ulaştıktan sonra birleştirme işlemine geçeceğiz. Şimdi burada şundan bahsetmek istiyorum. Sert yapıda olsun istediğim için, sonuçta çanta yapıyoruz, yumuşak yapıda ve küçük bir çiçek olsun istemedim. O yüzden ipim kalın olmasına rağmen bakın 2 kat halinde örgümü gerçekleştirdim ve 3 numara tığ ile örgümü yaptım. Çiçeğimizi, yani ipimizi 2 kat kullanıyoruz ve 3 numara tığ kullanıyoruz. Burada önemli olan nokta sıkı, sert ve bu şekilde kalın bir çiçek elde etmemiz gerekiyor. Çanta formunuzun güzel olsun istiyorsanız ipiniz bu şekilde olmalı. Bakın benimkinin yapısı gayet sert. Şu an ütülemedim. Tersten ütüleme yapmayı düşünüyorum ama duruşuna bakar mısınız? Gayet sert, kalıp gibi bir duruş var. Bu da dediğim gibi küçük numara tığ ve ipimin 2 kat halinde kullanmamdan kaynaklı. O yüzden şimdi modelin orta başlangıç noktası bordo renk kullanılmıştı. Elimde bordo olmadığı için ben bu şekilde mürdüm tonunda bir ipim vardı. Onu değerlendirmek istedim. Birebir aynı renklerde çalışmak isterseniz fotoğrafı yakınlaştırıp inceleyebilirsiniz. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. 1-2 kez döndürdüm ve tığ yardımıyla ipimi içerisinden çektim. Bu şekilde sihirli halkamı oluşturdum. Bir tık kalın olduğu için zorlayabiliyor ama eliniz belli bir süre sonra alışıyor, merak etmeyin. Bir tane zincir. Aynı boşluğun içerisine döndüm. İpimi tek seferde çekerek sık iğne. Zincirle beraber 2. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 3. 4. 5. Zincirle beraber sıra sonunda 5 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Hemen ilk boşluğumdan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bir üst sıranın başlangıcını yaptım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane sık iğne. İkinci sıramızda her boşluğa 2 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Yandaki boşluğa geldim. 1, aynı boşluğa döndüm. 2, yandaki boşluğa geldim. 1, aynı boşluğa döndüm. 2 tane, başlangıç noktamıza kadar devam edelim. Sıra sonundaki son boşluğuma da 2 tane sık iğnemi yaptıktan sonra toplamda 12 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum. Ve bir tane zincir çekerek burada ipimizi kesiyoruz. Bakın orta ilk 2 sıramız bu şekilde. Ben toplamda dediğim gibi 8 tane bu şekilde orta parçamı yaptıktan sonra turuncu renkli parçamın başlangıcını yaptım. Yine ipimi 2 kat elime alıyorum. Burada sayılar oldukça önemli. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum.
yapamadım. Şöyle bir tane zincirle başlangıcımı yaptım. Tekrardan burada ilmek yürütme yaparak sıramı birleştirmiş olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bir tane sık iğne, aynı boşluğun içerisine döndüm. İki tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Devamında yandaki boşluğa geldim. Bakın üçüncü sıramızdayız. Bir tane tek sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir. Aynı boşluğun içerisine döndüm. İki tane sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane tek sık iğne. Bu şekilde bir tane çift, bir tane tek yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sondaki son boşluğuma geldiğimde bir tane tek sık iğne yapıyorum. Ve sıra sonunda saydığımızda bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Hemen birinci bakın sık iğnemin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütme yaparak sıramı birleştirdim. Bu şekilde üçüncü sıramızı tamamlamış olduk. Elimle düzeltiyorum hemen örgümü. Şimdi bir üst sırada yaprak yapılışına başlıyoruz. Hemen burada ilmeğimi bir tık uzattım ve bir tane zincir çekerek birinci sık iğnemi yapmış oldum. Bir tane zincir, bir tane sık iğne olarak kabul ediyoruz. Daha sonra yandaki boşluğa geldim. İpimi çektim. Bir tane sık iğne, zincirle beraber 2. Devam ettim. 3 ve 4. 4 tane yan yana sık iğneyi yaptıktan sonra bir tane yaprağımız 4 tane sık iğneden oluşuyor. Örgümün diğer tarafına dönüyorum. Bir tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmıyorum. Bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bir tane sık iğne, yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne ve yandaki zincir çekerek yapmış olduğum başlangıç noktam zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne ve sıra sonunda yine zincirle beraber 4 tane sık iğne. Örgümün diğer tarafına dönüyorum. Bir tane zincir. Bakın burada eğer dibindeki boşluğa batma işlemi yapar, sondaki boşluğunuzu boş bırakırsanız dümdüz bir görüntü olmayacak yaprağınızın kenar kısmında. O yüzden bir tane zincir çektim. Buradaki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Bakın üçüncü sıramızda da 4 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Diğer tarafa döndüm. Bir tane zincir. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. Sık iğnemi yaptım. 2 oldu. Devam ettim. Yandaki boşluktayım. 3 ve yandaki boşluktayım. 4 tane sık iğneyi yaptım ve 4. sıramı tamamlamış oldum. Bir tane zincir çekip burada ipimizi kesiyoruz. Bir tane yaprağımız 4 tane sık iğneden oluşuyor ve 4 sıra boyunca 4 tane sık iğneyle devam edip tamamlıyoruz bu şekilde. Ve her yaprağın sonunda ipimizi mecburen kesiyoruz çünkü diğer yaprağın başlangıcı için. Bir tane zincir çektim. Burada hemen bakın bu yaprağımın yapmış olduğum son boşluğumu ellemiyorum. Bir sonraki boşluğumdan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. Bakın bu şekilde. Ve devam ettim. 2 3 ve 4 tane yan yana sık iğne. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir. Buradaki boşluğa değil bir sonraki boşluğa geldim. Şu ipimi de şöyle tutuyorum.
buradaki boşluğuma geldim. 2 oldu yan yana. 3 ve sondaki boşluğuma geldim. 4 tane sık iğne. Döndüm örgümün diğer tarafına. Bir tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktayım. 2 3 ve 4. sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 3. sıramı tamamlamış oldum. 4. sıramızda da yaprağımızı tamamlıyoruz. Örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir çektim. Bir sonraki boşluktan başladım. 2 3 ve 4 tane yan yana sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincir çektim, çekemedim ve ipimi keserek tamamladım. Bakın, bu şekilde ikinci yaprağı tamamladık. Şimdi üçüncünün başlangıcını da beraber yapalım. Bir tane zincir çekiyorum tığımda. Şimdi tığ numaram küçük, ipim çok kalın olduğu için bir tık zorluyor beni, fark ettiyseniz. Sadece sizde değil, bende de zorluyor aslında örerken. Ama dediğim gibi yapısal olarak böyle bir çantada bu şekilde güzel duruyor. Şimdi bakın, buradaki son sık iğne yapmış olduğum boşluktan değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. Ve bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Devamında 4 tane sık iğne ve 4 sıra boyunca gidiyoruz. Bu şekilde 5. yaprağımıza kadar 4 tane yaprağımı yapıp geliyorum. Şimdi 4 tane yaprağımı yaptım, geldim. 5. yaprağa beraber başlayalım istiyorum. Çünkü sıra sonunda baktığımızda bakın şöyle 1, 2, 3 tane boşluğum var. 3. boşluğum, hatta ilmek yürütme yaparak birleştirmiş olduğum boşluğum. Benim yaprak için 4 tane boşluğa ihtiyacım var. O yüzden diğer yaprakta yapmış olduğumuz başlangıçtan farklı bir başlangıç yapıyorum. Bakın, buradaki yaprağımı son sık iğnesinin olduğu boşluğun bir tanesinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane boşluğa ulaşmış oluyoruz sıra sonunda. Sadece son yaprağım için geçerli. Ben bu şekilde bir ayarlama yaptım. O yüzden devamında da hep bu şekilde ilerledim. Tüm yapraklarım bu şekilde yapılmıştır. Şöyle bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Dediğim gibi buradaki 4. sık iğnemin olmuş olduğu boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Şu başlangıçtaki kalan ipimi de şöyle alttan tutuyorum. Bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Yandaki boşluğa geldim. 2 Yandaki boşluğa geldim. 3 Ve son ilmek yürütme yaparak birleştirmiş olduğum boşluğuma geldiğimde 4 tane sık iğneye ulaşmış oldum 5. yaprağımız için. Ve devamında 4 sıra boyunca aynı şekilde devam edip gelelim. Şimdi 5 tane yaprağa ulaştıktan sonra ben buradaki bakın kesmiş olduğumuz ipleri şöyle bir tık aşağıdaki boşluktan içeriye doğru çekiyorum. Çünkü üzerinde son sıra sık iğne gideceğimiz için sık iğne giderken bunun üzerinden gizleme yapıyorum ve ipimi iç kısımda keserek gizlemiş oluyorum. Bakın, hemen şöyle alttaki boşluktan tığımı geçirip çekiyorum, düzeltiyorum. Çünkü çok fazla iplik kesmiş oluyoruz bu durumda her yaprak için. Bakın şöyle hepsini içeriye çektim. Şimdi burada herhangi bir yerden başlangıç yapabiliriz. Son sıramız siyah renk ile gidiyorum. Bir tane zincir çektim. Yine ipim iki kat halinde kullanıyorum. Bu ipim diğer iplerime göre bir tık ince. Herhangi bir noktadan başlangıç yapabilirsiniz. Öncelikle bakın, buradaki yaprağımın son sık iğnesinden tığımı geçirdim. Ve bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne.
Daha sonrasında burada bizim 4 tane sık iğne yaparak yapmış olduğumuz boşluğumuz vardı. Hemen birinci sık iğnenin olduğu boşluktan geçiriyorum. Bakın 1 yandaki boşluğa geldim. Şu ipim de vardı ya, içeriye çekmiş oldum. Onu da alttan tutuyorum elimle. 2 şurada bir tane sık iğne var. 3 dördüncü en son sıramız. 3 dördüncü sırama geldim. En son sırama geldim. İpimi çektim. Bir tane sık iğne. Aynı boşluğun içerisine döndüm. Ve iki tane sık iğne. Çünkü dönüşümü sağlamış oldum. Şimdi yandaki boşluğa geldim. Sık iğnenin tepesine daha doğrusu. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluk. Bir tane sık iğne. Ve köşe son sık iğnemiz olduğu için bunun içerisine aynı diğer köşedeki sık iğnemde yapmış olduğum gibi iki tane sık iğne. 1 2 bakın dönüşümü sağlamış oldum. Şimdi devamında 3 tane sık iğne. Çünkü 3 tane sıramız kaldı. 1 şöyle görebiliyor musunuz? 1 2 ve son boşluğum. 3 tane sık iğne. Daha sonra bakın burası başlangıç noktamız. Artık tam alt noktadayım. Başlangıç noktamdan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Diğer yaprağa geçişimi sağlıyorum. Buradaki sık iğnenin dibindeki boşluktan geçirdim. Ve bir tane sık iğne. Ortada iki tane sık iğne yapmış gibi oluyoruz. Daha sonrasında 4 sıram olduğu için 3 tane sık iğne. 4. sık iğnem köşe boşluğuma ise 2 tane sık iğne. Şimdi bir tanesini yaptım. Beraber devam edelim. Yandaki boşluk. Arkadaki ipimi tutuyorum. En son keseceğim çünkü bunu. 2 3. sıram 3 ve son tepe noktam köşe boşluğum 4. boşluğum buraya geldim. 1 aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane sık iğne tepe noktasında. Şöyle bir düzeltelim. Devam ettim. Yandaki boşluk. 2 tane köşenin arasında 2 tane sık iğne yapıyoruz. Çünkü 2 tane boşluğumuz var. 2 tane sık iğnemi yaptım. Şu ipimi hemen şöyle aldım. Köşe boşluğuma geldim yine bu taraftaki. 1 ve 2 tane sık iğnemi yaptım köşe için. Alta doğru dönüşümü sağlamış oldum. Hemen birinci boşluk. Bir tane sık iğne, yandaki boşluk, 2, hatta evet 2, 2 ve son boşluk 3 tane sık iğnemi yaptım alt alta. Şimdi burası bizim son yaprağımız sanırım 5. yaprağımız olduğu için ortada bir tane boşluğum var. Sadece 2 tane sık iğneyi yapmış oldum. O yüzden buradaki bir boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Yani aslında buradaki boşluğumuza göre devam ediyoruz. Bakın buraya bir tane sık iğne yaptım. Devamında hemen yandaki yaprağımın 1. sırasından sık iğne yapmaya başlıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Başlangıç noktama kadar geldim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada bakın ilk boşluğuma zaten bir tane sık iğnemi yaparak başlamıştım. O yüzden içten dışarıya doğru tığımı geçiriyorum. Ve buradaki bırakmış olduğum ilmeğimi arkaya çektim. Örgümün iç tarafına. Birazcık sıkı oldu. Daha sonra burada bir... 2 tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. En son buradaki iplerimizi yok ediyoruz. Şimdi şu yürütmüş olduğum iplerim zaten gizlenmiş olduğu için hemen dibinden kesebiliyorum. Bakın yaprak kısmında hani son sıramı yaparken arada yürütmüştüm ya, tutmuştum. O yüzden bunları bu şekilde dibinden kesme işlemi yapabiliyorsunuz gizlediğimiz için. Sadece
ortadaki göbekteki ipimizi ve sol sıramızdaki siyah ipimizi gizlemesi kalıyor. Bakın bu şekilde. Şimdi burada üzerindeki iki tane renkten bakın şu şekilde iğne yardımıyla çizikler yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle sarı renkli ipimizi elimize alalım. Göbek kısmını yapalım yani. Ben bunun için normal elimde olan bir tane ipi değerlendirdim. Çünkü kanat iplik yoktu elimde. Sadece küçük bir kısım içinde yeniden almak istemediğim için. Dediğim gibi elimde olan herhangi bir koton yapıdaki ipimi değerlendirdim. Şimdi burada ipimizi düğümleyelim. Daha sonrasında orta boşluktan geçirmiyoruz hemen. Yandaki bir tane dalın içerisinden sık iğnenin. Bakın şöyle geçirmeye çalışıyorum iğnemi. Çünkü orta boşluktan geçirdiğimizde tekrar boşluktan girdiğimizde ne oluyor? Bu sefer çizgi şeklini oluşturmamış oluyoruz. Bakın bu şekilde yaptım birinci çizgimi. 5 tane yaprağım olduğu için her yaprağın ortasındaki noktaya bir tane çizik yapıyorum. Şimdi buradaki birinci yaprağıma geldim. Aradaki bir tane sık iğneyi bırakmış oluyoruz. Şöyle çekiyorum çok sık olmayacak şekilde. Hemen yandaki yaprağa geldim. Yaprağın altına daha doğrusu bir tane çizimi attım. Bakın. Ve yandaki yaprağa geldim. Şöyle buradakine geldim. Toplamda dediğim gibi 5 tane olacak. Her yaprağa bir tane yapmış oluyoruz. Sarı renkte çizimimizi şöyle yaptım. Bakın 5 taneye ulaştım. Bunu da hemen arkadan düğümleyelim. Ve ipimizi kesiyoruz daha sonrasında şöyle. Şimdi siyah rengi geldi sıra. Şimdi buradaki yaprağın ortasından başlangıç yapıyoruz. Bir tane sık iğne kalıyor kenarda. Hemen sık iğnenin olmuş olduğu boşluktan diyebiliriz. Yine arada bir tane sık iğnenin olacağı şekilde bakın şöyle çizikler atıyoruz. Bir tane arada boşluk bıraktım. Sık iğne boşluğu. Diğer noktaya geçişimi yaptım. İpim kaldı üstte. Hemen şöyle çekiyorum. Daha sonrası arkada hiç ipimizi kesmeden şöyle birkaç sık iğne arasından iğnemi yürütüyorum. Çünkü sürekli hani zaten çok ip kestiğimiz için daha fazla kesmek istemiyorum bu noktada. Arada dediğim gibi iğnemi geçirebilmiş olduğum boşluklardan geçirmeye çalışıyorum ve diğer yaprağıma geçiyorum. Ve hemen burada bakın şu noktadan iğnemi geçirdim. Bakın bu şekilde iki tane yaprağımızdaki çizgimizi beraber yapmış olduk. Şimdi buradaki son yaprağıma kadar devam edip geliyorum. Şimdi tüm çiçeklerimizi tamamlayıp geldikten sonra sıra geldi dikerek birleştirmeye. Bu arada ben yine yapısı çok güzeldi ama arkadan ve önden bir ütüleme işlemi yaptım. Çünkü birleştirmeden sonra ütüleme işlemi yapmamız imkansız. Şimdi burada ortada taban için bir tane çiçeğimizi koyuyoruz. Daha sonrası bunu etrafına birleştirme yaparak başlangıç yapacağız. Şöyle tutarsam daha net göreceksiniz. Buradan bakın şöyle iki yaprağın kenardan birleştirme yapmak istiyorum. Tamamıyla değil ama iki yaprağın kenar kısmından hemen şöyle iğnemi içeriden geçirdim. Şuradan da iğnemi içeriden dışarıya geçiriyorum. Karşılıklı sağlam bir şekilde dikelim. Son şuradaki köşedeki boşluğuma bakın 3 tane boşluğundan dikerek sabitliyorum. Siyah olduğu için tam net göremiyor olabilirsiniz. Zaten dikişimizde çok net bir şekilde gözükmüyor. Şimdi burada 3 tanesini sabitledim. Şöyle ipimi arkadan düğümleme yapıp keseyim hemen.
Tamam. Şimdi sıra geldi diğer yaprağımıza. Bakın buradaki köşeden birleştirme yapıyoruz. Üstteki duran yaprağım böyle. Hemen şu köşeden içten dışarıya iğnemi geçirdim. Daha sonrasında üstteki köşe boşluğumdan tek dal, içte bulunan daldan dikme işlemi yapıyorum. Ve aynı boşluktan iki kez iğnemi geçiriyorum ki sağlam olması için. Çünkü artık çanta formunu veriyoruz. Devamında sadece 3 boşluktan dikme işlemi yapıyorum. İkinci boşluğuma geldim. 2 kez. Yandaki boşluğuma geldim. 2. Şimdi bu ilk çiçeğimiz olduğu için sadece alttan birleştirme yaptık. Yan yapraklardan birleştirme yapmadık. Hemen şöyle örgümün İç tarafına döndüm. Bunu da düğümlüyorum. Çünkü artık birleştirmemi tamamladım. Tüm yaprak değil, sadece 3 boşluktan birleştirme yapıyorum. Şöyle. Düğümledim. Ve içeriden yürüttüm. Şimdi sıra geldi diğer çiçeğimizi birleştirmeye. Aynı şekilde öncelikle isterseniz alt noktalarda birleştirme yapalım. Ne de olsa keserek devam ediyoruz. Daha sonra üstteki yaprak birleştirmesini yapalım. Aklınız karışmasın. Şimdi sıra geldi ikinci çiçeğimizi birleştirmeye. Şöyle üste doğru yamultuyoruz. Buradaki çiçeğimi de bu şekilde bir yerleştirme yapıyorum. Öncelikle şuradaki daldan bir birleştirme yapalım. Bakın üstteki çiçeklerimdeki daldan bir birleştirme yapalım. Bir tutturma yapalım ki kayma olmasın. Hemen buradaki boşluktan geçirdim. Şuradaki yaprağımdaki boşluktan da geçiriyorum. Yine birkaç kez tutturma yapacağım. Burası taban noktam, bakın. Şimdi buradaki dikme işlemimi tamamladım. Diğer alttaki tabanla birleştirmesini yapıyoruz. Sadece üstte bir tane tutturma yaptım. Burada bizim şöyle hemen düzeltiyorum. 4 tane çiçek yerleştirme yapmamız gerekiyor. Ona göre bir birleştirme yapıyorum. Şöyle kaydırma yaparsam bakın buraya birinci sıramızda tabanın üzerine 4 tane çiçek yerleştirmem gerekiyor. Üzerine de 4 tane yerleştirip tamamlayacağız. O yüzden şöyle bakın bir tık kaydırma yaptığımda 2 tane yaprağım, 2 tane yaprağım şeklinde birleştirmem lazım. Şöyle bir ayarlama yapıyorum bu noktada. Tamamıyla bakın göz kararı bir ayarlama yapıyorum ve devamında dikerek birleştirme yapıyorum. Sizlere de yakından gösteriyorum ki ayarlamanızı ona göre yapabilin diye. Hep 2-2 birleştiriyorum. Şimdi bunun belli bir şablonu yok. Ben de tamamıyla deneyerek sizlerle beraber dikiyorum. Şimdi buradaki sabitleme işlemi tamamladıktan sonra ipimi hemen kesip yeni bir başlangıç yapalım. Şimdi buradaki yaprağı birleştirdik. Diğer yaprağıma geldi. Bakın şöyle yerleştirme yaptım. Burada da orta noktamıza doğru mu gelmiş oldu? Evet, şuradaki boşluktan birleştirelim. Hemen karşısındaki noktadan geldim ve iğnemi geçiriyorum. Birleştirme noktamı ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışıyorum ki çünkü şablon olmadığı için yerleştirmekte sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Daha önceki çiçekli yapmış olduğumuz çantalarda bu şekilde yorumlar gelmişti. O yüzden bu noktayı anlatmak yerine ayrıntılı bir şekilde size dikmiş olduğum noktayı göstermek istiyorum. Şimdi buradaki
yaprağımın da birleştirmesini yaptım. Bakın bir tık kaydırmış olduk bu şekilde. Hemen düğümleyelim. Üçüncü çiçekle devam edelim. Şimdi sıra geldi üçüncü çiçeğimize. Bakın burada bir tane çiçek yerleştirebilmek için bir ayarlama yapmam gerekiyor. Yani buradaki çiçeğimi de aslında bir tık kaydırmış olmam gerekiyor ki buraya bir tane çiçeği birleştirebilelim. Öncelikle yine üstten bir birleştirme yapalım. Şuradaki üstteki yaprağımın birleştirmesini yaptıktan sonra alttaki taban noktama birleştirme yapınca daha kolay oluyor. Hemen şöyle üstten iğnemi geçirdim ve karşılıklı birkaç kez dikiyorum. Tamam, buradaki birleştirmeyi yaptım. Şimdi birleştirme işlemini yaparken mutlaka arada şu şekilde bakın ki diğer noktada ne kadar boşluk kalıyor ve çiçekleriniz yetiyor mu? Bunu hesaplayarak birleştirme yapmamız gerekiyor. Diğer türlü kendimiz hani düşünmeden bir sonraki boşluğumuzu düşünmeden birleştirme yaptığımızda burada yetiştiremiyor olabiliriz. Hemen bakın buradaki boşluktan şöyle iğnemi geçirdim. Bir tutturma yapıyorum. Şöyle hemen şimdi sıra geldi buradaki çiçeğimize birleştirme. Hemen buradaki çiçeğimi de bakın bir tık kaydırmasını yaptım. Yaprağı ortaya doğru tutuyorum. Şöyle uçtan bir birleştirme yapacağım. Daha sonrasında son çiçeğimizin başlangıcını yapacağız beraber. Hemen şöyle. Duruşuna da bakıyorum nasıl diye, gayet güzel gözüküyor. Şimdi sıra geldi son çiçeğimize. Bu çiçeği buraya tam anlamıyla yerleştirip dikme işlemi yapmamız gerekiyor. Öncelikle bakın şöyle kapanmış bir şekilde tuttuğumda burada karşılık gelen iki tane yaprağın birleştirmesini yapalım. Şuradaki yaprağımla buradaki, buradaki yaprağımla buradakini birleştirip alttaki iki tane yaprağımızı bırakıyoruz. Hemen şu yanlardaki yaprakları dikerek sabitleyip geliyorum. Şimdi üstteki iki tane yaprağımı birleştirdim. Bakın bu şekilde şeklimizi oluşturmuş oldum. Şimdi altta tabanda bir tane yaprağım var. Ortada üstte iki tane yaprağım var. Bakın tam bu şekilde yerleşiyor. O yüzden buradaki yaprağımdan iki tane boşluktan birleştiriyorum. Buradaki yaprağımdan da iki tane boşluktan birleştirme yapıyorum. Bakın duruşu şu şekilde. Daha sonrasında buradaki yaprağınız çok havada duruyor gibi hissederseniz buraya bir sabitleme yapabilirsiniz. Bakın şuradaki noktaya ve aynı şekilde buradaki yaprağınızı da buradaki noktaya sabitleyebilirsiniz. Şimdi ben birleştirip geliyorum. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi birleştirmemi tamamladım geldim. Bakın bu şekilde birinci sıramı da tamamlamış oldum. Duruşu da bu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi beraber ikinci sıranın başlangıcını yapıyoruz.
İkinci sıramızı yerleştirmemizi bu şekilde yapıyoruz. Bir tane yaprak burada. Bakın şu kenarda yine ortaya geliyor ve buraya geliyor. Yani 3 tane yaprak birleştirmesi yapıyoruz gibi düşünülebilir. Yine aynı şekilde köşelerden birleştirme yapacağız. O yüzden ben bir tane çiçeğin birleştirmesi beraber yapalım istiyorum. Şuradaki köşeden başlangıcımı yaptım. Hemen buraya geliyorum. Ve aynı noktadan 2 kez geçelim sağlam olması için. Her zaman söylüyorum. Daha sonrasında yandaki dal birleştirmeye geçtim. Ve yandaki dalın birleştirmesine geçiyorum. Ve bu şekilde 2 tane birleştirme yaptık. Şimdi buradan hiç kesmeden ben arada şöyle yürütme yapıp buradaki noktama kadar geliyorum. Bakın buradaki noktaya kadar yürütmemi yaptım. Şimdi sıra geldi buradaki köşeden birleştirmeye. Çünkü bir tane köşeyi buradaki yaprağıma, bir tane köşeyi buradaki yaprağıma yapıyorum. Sadece tutturma gibi düşünebiliriz bunu. Başlangıçta da söylediğim gibi tamamıyla göz kararı bir yerleştirme yaparak onun üzerinde devam ediyorum. Şimdi şöyle birleştirdim ve şuraya ilmek yürütme yaparak şöyle aradan boşluktan bakın iğnemi geçirebildiğim her noktadan geçiriyorum ve devam ediyorum. Çünkü yakın mesafe, o yüzden ipimi kesmek istemedim. Buradaki köşeye kadar geldim. Şimdi buradaki köşede birleştirmemizi yapalım. Şöyle karşılıklı. Daha sonra yandaki boşluğa geldim. Evet. Son 4 tane çiçeğimiz kaldı. 4 tane çiçeğimizi buraya düzgün bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi şu yaprağımı buradaki yaprağıma birleştireceğim için buraya kadar arada ipimi yürütüyorum. Şimdi bakın burada size bahsettiğim gibi tam yerleştirmiş olduğum noktadan 3 tane yaprağımı birleştirmesi tamamladım. Şimdi buraya diğer çiçeğimizi şöyle yerleştiriyoruz. Bakın bunun boşluklu olması gözünüzü korkutmasın. Buradaki yine aynı şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Yani şuradaki noktadan bir birleştirme yapalım. Daha sonra burada aynı şekilde birleştiriyorum. Ve buradaki yaprağımı yine 3 tane yaprak birleştirme yapıyorum. Arada boşluk gördüğünüz noktadan, örneğin buradaki yaprağımızı birleştiriyoruz ve şuradaki boşluk rahatsız edecek bir görüntü değilse hemen buradan da bir birleştirme yapıyoruz. Bu şekilde 4 tane çiçeğimi yerleştirip geliyorum. Şimdi ben hem birleştirme işlemi hem de çantamı tamamlayıp geldim. Sizlere nasıl birleştirme yaptığımı şöyle göstermek istiyorum. Ben yavaş yavaş döndüreceğim. Tüm ikinci sıra boyunca duraklatıp birleştirme işlemi yapabilirsiniz. Çünkü yerleştirdiğim gibi olmadı. Ben de söktüm. Sonrasında bu şekilde bir çözüm buldum. Bakın bu ortadaki noktalar açık bir şekilde kalmıştı ya. Buradaki noktamı birleştirdikten sonra buradaki dalımın bir tanesi buraya üste ve bakın bu şekilde birleştirdim. Mutlaka ekran görüntüsü alın ya da dediğim gibi duraklatma yapıp inceleyebilirsiniz. Şöyle sizlere yavaşça döndürmek istiyorum. Tüm çanta boyunca hep aynı şekilde bir birleştirme yaptım. Üste sadece şurada göstereyim. Bir tane dalımız boşta kaldı. Buradaki dalları da birleştirme yaptım. Bu şekilde düzgün bir görüntü elde etmiş olduk. Dediğim gibi çantamın da tamamlamış geldim. İçerisi tamamlayıp geldim. İçerisinde elimde bulunan bir tane kumaşım vardı deri parçadan. O yüzden onu kese olarak dikme işlemi yaptım. Siz de elinizde olan bir kumaşı ölçüsünü alarak çantanızın içerisine yerleştirip dikme işlemi yapabilirsiniz. Yine aynı kalan kumaşımdan da bu şekilde ip geçirip içerisinden büzdürme yaptım. Askı elimde olan bir askıydı ama çok yakıştığını düşünmüyorum. Buraya sabitlenebilen bir tane askı olursa şu noktaya daha şık bir görüntü elde edebiliriz. Ben şu anda elimde olan bir askı olduğu için bu şekilde yerleştirmesini yaptım sizlere gösterebilmek için. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.